Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki epey uzunca bir süredir devam eden hendek siyasetinin Türkiye'ye ne kadar ağır bir faturası olduğunu artık herkes görüyor. Sadece bunu söylerken bir ekonomik faturadan bahsetmiyorum. Bunu söylerken özellikle bölge halkının bu terör örgütünün hendek siyaseti dolayısıyla ne kadar zor şartlar altında yaşamak mecburiyetinde kaldıklarını ifade etmek istiyorum. Ve maalesef bölge halkı illallah diyor. Devam eden uzunca bir süredir devam eden bu hendek kazılmaları, hendek kazılmaları ile birlikte içlerine yerleştirilen bombalar, bu bombaların patlatılması, uzaktan e, keskin nişancılarla emniyet kuvvetlerine ve hal, zaman zaman halka ateş açılması. Bütün bunlara baktığınız zaman önce bu hendek siyasetini, hatta ve hatta bu siyasetin içerisindeki bazı makul isimlerin bile artık hendek siyasetinin bölge halkına ne kadar büyük... E, zararlar verdiğini söylemesi gerçekten hepimizin gözünü bir kere daha açmalıdır. Bu süreç artık sona erdirilmelidir. Hendek kazmaktan, hendekler üzerinden siyaset oluşturmaya kalkmaktan vazgeçmelilerdir. Eğer böyle olmazsa Türkiye her demokratik ülkenin yapacağı gibi kendi halkının, kendi insanların güvenliğini sağlamakla yükümlü bir hükümetle idare ediliyor. Demokratik olarak seçilmiş bir hükümetle idare ediliyor. Dolayısıyla Demokratik bir hükümet hiçbir demokrasi içerisinde hendek siyasetine teslim olmaz. Hendek siyaseti üzerinden bölgeyi böylece bir cadı kazanına döndürmeye çalışanlara teslim olmaz. Dolayısıyla birçok ilçede bu mücadele devam ediyor. Bu mücadele devam ederken de tabii ki başta orada yaşayan sivil vatandaşlarımız olmak üzere kamu görevlilerimiz olmak üzere orada yaşayan terör örgütünün dışındaki bütün unsurların güvenliğini sağlamakta devletin vazifesidir, güvenlik kuvvetlerinin vazifesidir. Ümid ederim ki bu büyük yanlıştan, bu tarihi yanılgıdan dönerler, hendek siyasetinden bir an evvel vazgeçerler ve Türkiye'de yeniden demokratik bir ortam, özellikle bölgedeki sorunların çözülmesi için oluşur. Bölgedeki bütün unsurlar, sivil unsurlar her birisi şimdi ikinci sorunuzda bahsettiğiniz o sürecin bir parçası olarak sürecin içerisinde yer alırlar, ama. Hiç kimse zannetmesin şöyle, hiç kimse şöyle bir kanaate varmasın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hendek siyasetine teslim olacaktır. Böyle bir şey olmaz. Hendek siyaseti sona erecek. Bizim amacımız isteriz ki bir tek kimsenin dahi burnu kanamasın. Bunu söylerken sadece sivil vatandaşlarımız da kastetmiyorum. Orada bizim derdimiz terör örgütü unsurları teslim olsunlar. Hendek siyasetinden vazgeçtiklerini ilan etsinler. Orada terör unsuru olan insanlar onların içerisinden de çatışmada ölenler oluyor. Onlar da ölmesinler, terörü bıraksınlar, teslim olsunlar, hendek siyasetini artık iptal ettiklerini ilan etsinler ve böylece hem bölge halkı rahatlasın hem Türkiye rahatlasın.